Evet, e, herkese merhaba. Uluslararası Kafkas Derneği Genel Başkanı Sayın e, Oğuz Berk misafirimiz bugün. Değerli abim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Hiçbir yaramazlık yok. Ben aslında çok heyecanlıyım. Normalde çok e, rahat bir insanımdır ama bugün e, uzun zamandır konuşmayı istediğimiz, istediğim bir konu var. E, milli mücadele de Çerkezlerin rolü. E, ben de Çerkez asıllıyım. Sayın Oğuz Bey de Çerkez asıllı. Bu konuyu konuşabilecek e, bölgede en yetkin kişilerden biri olduğunuzu düşündüğüm için sizi davet ettim. Abi Teşekkür ederim. Bekir Sami'den bahsedelim mi abi? Bekir Vallahi, Sami Kunduk. Bekir Sami, o set ya, o Bekir set Sami Kunduk, e, Kunduk, da Kunduk da diyebilir, Kunduk da denilebilir. İşte bakın, biraz önce ben e, bir psikolojiden bahsettim. Yani 300-400 sene süren bir savaş psikolojisinden bahsettim. Burada Bekir Sami Kunduk'u anlamak için nasıl bir ailede, nasıl bir coğrafyada yaşadığını çok 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 iyi bilmek gerekir. Bekir Sami Kunduk Kafkasya doğumludur. Ya bir yaşında ya da 3 yaşında yanlış hatırlamıyorsam O set ya. Evet. Babası Bekir Sami Kunduk'tan çok daha e, o da önemli bir askerdi. Evet. Musa Kunduk Paşa. Paşa. Evet. Ve e, Musa Kunduk Paşa e, Rus ordusunda general rütbesine kadar yükselmiş bir asker. O dönemde e, birebir savaş cephesinde Çerkezlere, Kafkasyalılara, Osetlere karşı Musa Kunduk savaşmamış. Ama e, Kafkasya cephesinde bulunmuş bir adam ve o dönemde Rus ordusunun ezici gücünü biliyor. Ve e, o gün Rus ordusu iliş, içindeki ilişkilerini de kullanarak, Osmanlı içindeki ilişkilerini de kullanaraktan bakıyor, savaşın seyrini değiştirecek bir gücü yok, bir imkanı yok. Kafkasya'daki halkların bu Rus e, savaşını kazanma şansı yok. İşte Rusya ordusunda ve Osmanlı ordusundaki ilişkilerini kullanaraktan 5000 aileyi, Kaberdeyler, Çeçenler ve Osetlerden oluşan, 5000 bin kişi e, ailelik bir kafileyi anlaşmayla Anadolu'ya getiriyor. Anadolu'ya getiriyor. İşte e, bir kısmını Tokat'ta, bir kısmı Sivas'ta e, yerleştiriyor. Hatta şeye kadar, Mardin'e kadar yerleştir e, şey yapıyor, yerleştiriyor. Kendisi de İstanbul'a geliyor. E, bir dönem İstanbul'da geliyor. Tokat'ın Batman Taş Köyü'nü de Musa Kunduk Paşa e, kuruyor. Bekir Sami Kunduk bunun oğludur. Yani bir yaşındayken veya yanlış hatırlamıyorsam 3 yaşındayken işte Musa Kunduk Paşa ile beraber Anadolu'ya gelen kafilenin içerisinde Bekir Sami Kunduk. O da Osmanlı ordusunda şey yapıyor görev alıyor. Milli Mücadele'nin en ön saflarında A takımında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk e, Dışişleri Bakanı. Bakın e, Yapılan anlaşmalarda da çok büyük etkisi var. Evet. Özellikle Avrupa ile olan. Şimdi ama işte herkesin bildiği bir laf var. Devrim ilk çocuklarını yer diye. İşte şuradaki isimlerin hepsi ondan sonra bir şekilde haindi, şuydu, buydu falandı filandı tasfiye edildi. Bugün daha çok yenidir. Yani şeyin Kazım Karabekir Paşa'nın Çerkez falan da değildir. Kazım Karabekir Paşa'nın milli mücadeledeki rolünü biz daha yeni yeni Allah razı olsun demeye başladık. Bu e, sadece dediğim gibi Çerkezlere yönelik bir operasyon değildi. O dönemde e, bir birinci adamlık kavgası vardı. Yani Burada o... da potansiyel tehdit olabilecek herkes harcanmıştı. Evet, aynen öyle. Yani e, şeyinde İstiklal Savaşı, şey, İstiklal Marşımızı yazan Mehmet Akif Ersoy. Yani bir vatansever olmadıktan sonra, onu bütün iliklerinize kadar ruhunuzda hissetmedikten sonra öyle bir İstiklal Marşını yazamazsınız. Ve bu adam e, yıllarca da sürgünde yaşadı. Mısır'da Sürgünde yaşadı. En son vefatından çok kısa bir süre önce İstanbul'a geldi. İstiklal Marşımızın yazarı cenazesini kaldıran devlet erkanından bir kişi yoktu. Cumhuriyet'in ilk kuruluş yılları çok çalkantılı yıllar, çok sıkıntılı yıllar. Çok fazla hainlikle uzaktan yakından alakası olmayan insanlar bununla da itham edildi. Belki bilemiyorum yani belki o günün şartlarında bunlar gerekiyordu. Ama acı olan şey şu. Bu sene e, Ethem Bey'in 1921'de e, Türkiye'yi terk etmek zorunda bırakıldı. 1921'den gelmişiz 2021'e. Aradan 100 yıl geçmiş biz hala Ethem konusundaki gerçekleri konuşmaya korkuyoruz. Kuşçubaşı Eşref hakkındaki gerçekleri konuşmaya korkuyoruz. Bekir Sami Kunduk hakkındaki gerçekleri konuşmaya korkuyoruz ve bunların ya bu kadar mı zor? Yani alarazı olsun. herkes gerçekleri biliyor abi. Şimdi e, Mitte de e, dostlarımız var. Onlar da hep biz Kuşçubaşı İşref'in öğrencileriz diye dile şimdi getiriyorlar bak, bunu. Bakın, Biliyorlar her. Şimdi şey. bunu bunu e, birileri biliyor ama e, bundan 8-10 sene önceydi. E, sabah gazetesinde Tam sayfa bir röportaj var. Efsaneden gerçeğe Kuşçubaşı Eşref Sencer yazan Ahmet Efe. Orada bir ifade çok dikkatimi çekti. Diyor ki Kuşçubaşı Eşref Sencer bir balondan ibaretti diyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda diyor, bütün birimlerin, başkanlarının, çalışanlarının kaydı tutulur. Hatta diyor, odacıların, çaycıların bile kaydı vardır. Ben diyor, Genelkurmay arşivlerine kadar girdim. Kuşçubaşı Eşref Sencer'in hiçbir yerde adı geçmiyor. Adam kütük gibi kitap yayınlamış. Kuşçubaşı Eşref Sencer'i itibarsızlaştırmak için. Ve diyor ki ben bunları Genelkurmay Başbakanlık arşivlerine kadar girdim, araştırdım. Öyle bir şey yok. Ya ben genel kurmay arşivlerine, başbakanlık arşivlerine girmedim. Girdim. Bugün hala isteyenler girip bakabilir. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın resmi internet sitesi mit.gov.tr'ye girin. Kuşçubaşı Eşref Sencer'in Arabistan'da yaptığı bütün operasyonların detaylarını görürsünüz. Peki arkadaş derdin ne? Yani bu kadar önemli bir şahsiyeti itibarsızlaştırmaktan ne kazanıyorsun? Kendini gündeme getirmek. Heh? Şimdi bakın bundan 4-5 sene önceydi yine. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin Çerkez çerkezetemle helalleşmesi lazım dediğimin sebebi bu. Bundan 4-5 sene önceydi. 29 Ekim miydi yanılmıyorsam. E, gazeteler şey yayınladılar boy boy. Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç yayınlanmamış resimleri. Ben de e, iyi bir tarih okuyucusu olduğum için şeylere dikkat ederim. Resimlere bakıyorum sayfa sayfa sayfa. a Bir resim Eten Bey Mustafa Kemal ve Eten Bey askerlerinin Ankara garında çekilmiş resmi. Yozgat isyanını bastırmak üzere Ankara'dan Yozgat'a hareket ederken hep beraber bir resim çekilmişler. Fakat işin ilginci şu. Bir bu fotoğrafları yayınlayan Genelkurmay Başkanlığı. Ve diyorlar ki bunlar bugüne kadar hiç yayınlanmamış Atatürk fotoğrafları. Güzel. Bakın birincisi şu. O fotoğraf bir defa ilk defa yayınlanan bir fotoğraf değil. Her tarafta olan bir fotoğraf. İkincisi fotoğrafta aynı komünist rejimlerde işte bugün belki Kuzey Kore'de Çin'de görebileceğimiz bir uygulama yapılmış. Mustafa Kemal Atatürk ve diğer isimlerin fotoğrafta yüzleri çok net bir şekilde belliyken Çerkez Etem ve onun adamlarının yüzlerinin hepsi Photoshop'ta özellikle bozulmuş. Çünkü özellikle diyorum bu resmin çok net bir şekilde internette bile çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu ancak işte e, komünist rejimlerde görebileceğiniz bir sansürdür. Yani inşallah e, bu tip Bakın bu 5-6 sene önce deriyoruz. olan bir olaydı. Belki biraz daha fazla mı oldu bilmiyorum. Tarihini hatırlamıyorum. O fotoğrafı gördüğüm zaman ulusal gazetelerden bir hayli e, arkadaşım vardı. Bunların hepsine Genelkurmay'ın yayınladığı o e, sansürlenmiş resmi de fotoğrafın orijinalini de gönderdim. 24 saat sürmedi. Genel kurma şey sayfasında bunu düzeltti. Ya 100 yıl sonra bunlara niye ihtiyaç duyuyoruz? Yani bu vatan için her şeyinden vazgeçmiş bir insana Allah razı olsun demek bu kadar zor mu ya? Şimdi Bekir Sami Kunduk'u bitirelim mi abi? Tokat'a e, dönüyor değil mi? Evet. E, Bekir Sami Kunduk işte Milli Mücadele'de ilk e, Dışişleri Bakanı oluyor. O zaman e, Lozan ile ilgili e, Atatürk'le ters düşüyorlar. Yani ben e, Lozan Anlaşması'nı imzalamak istemiyorlar bunlar. Ve bundan dolayı o gün üstü çizilenlerden birisi oldu. Bazı oluyor, Bekir maddelerde Sali. ters evet, düşüyorlar. Evet, Ters düşüyorlar. Sonra tokata Fakat, dönüyor. Eee burada işte şeyde e, Tokatlı hemşerilerimiz bilirler. Yani Batman Taş Köyü babası tarafından kurulmuştur ama e, şeyde Tokat Turhal Kazova'da herkesin şey bildiği bir yer vardır. Ömer Sunal çiftliği diye bildikleri bir yer vardır. Orası aslında Bekir Sami Kunduk çiftliğidir oraya dönüyor Ömer oraya. Sunal, Bekir Sami Kunduğ'un damadıdır ve işte o dönem Şeker Bankası'nın Genel Müdürüdür. şey yapmıştır. Şu anda maalesef orası da iç edilmiş yerlerden birisidir. Böyle bir hayat. Burada Aslan Bey'den bahsedelim mi abi? Aslan Bey'den. Aslan Bey Tokuzata Ali Şefik Özdemir. Bakın bunların hepsi çok 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 önemli isimler. Burada ben özellikle şeyden bahsetmek istiyorum. Yani sohbetin devamında diğer konulara da gireriz ama Halit Kars'ı alan paşadan bahsetmek istiyorum. Şimdi şu isimlerin işte şahsen beni çok rahatsız eden şeylerden birisi şu. Birincisi Çerkez Ethem Bey'e milli mücadele boyunca kimse Çerkez Ethem diye hitap etmiyor. Ethem Bey diye hitap ediyorlar ve Çakır Bey diye hitap ediyorlar. Ne zaman itibarsızlaştırmakla ilgili operasyon başlıyor? Çerkez Ethem denilmeye başlanıyor ve bunu da ilk kullanan İsmet İnönü. Buna Ethem Bey itiraz ediyor. Diyor ne oldu diyor. Hani diyor biz hepimiz diyor Müslümanlık diyor. Hani diyor hepimiz bir ümmettik diyor. Hani biz hepimiz Osmanlıydık. Ne oldu da bana diyor artık diyor etnik kökenimle hitap etmeye başladınız. Diyor. İsmet İnönü diyor ki ben size diyor ilgi iltifat etmek için böyle kullandım diyor. Hayır, aslında önce Etemi Çerkez Etem yaptılar. Ondan sonra Hain Çerkez Etem yaptılar. Eten Bey'in Türkiye Cumhuriyeti e, devletinde hiç kimseye bir ihaneti söz konusu değildir. Bu kadar yüzyıldır konuşulan olaylara bakın. Ben bugüne kadar hiçbir tarih kitabında işte şu şunu demiş bu bunu demiş de şu olmuş da Madem Çerkez Ethem isyan etti, kaç tane Türk askerini öldürdü? Ortada bir isyan varsa, bir savaş varsa, bir çatışma varsa, her iki taraftan da ölen ve yaralanan olması lazım. Evet. Ethem Bey kaç tane Türk askerini öldürmüş? Yok. Yok. Böyle bir çatışma olmamış. Evet. E şimdi diğer taraftan başka konulara da girmek istemiyorum. Son günlerin popüler şeyleri de vardı. Evet. Biz bu konuyu her yere taşıdık. Sayın Cumhurbaşkanımız'a bununla ilgili dosya sunduk. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vasıtasıyla gönderdik. Danışmanları vasıtasıyla gönderdik. Ulaşabildiğimiz bütün siyasi partilere tarihçilerin, akademisyenlerin görüşlerinden oluşan dosyalar hazırladık, sunduk. En son yakın zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüştük. Biz Türk siyasetindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasette, politikada, devlet yönetiminde etkin olan bütün isimlerine bu tarihi gerçekleri belgeleriyle beraber sunduk. Bunları da Oğuz Berk'in, Emre Yurdakul'un görüşleri olaraktan değil, işte tarihçilerin, profesörlerin görüşleri olaraktan sunduk, gönderdik. Bununla ilgili inşallah ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir adım atacağını ümit ediyorum. İnşallah. Bu uzun süreçli bir e, mücadeledir. Bununla ilgili ilk Çerkezetem Çerkez Ethem hain değildir, iade itibarı yapılmalıdır diye ortaya çıktığım zaman arkadaşlarımdan birisi dedi ki ne yapıyorsun sen dedi. 90 yıllık tarihi mi değiştiriyorsun? Kahraman mı olmaya çalışıyorsun? Devlete mi meydan okuyorsun? Bak bir kenarda çekip vururlar kahraman diye adını yazarlar bir kenara. Ben de dedim ki yani rahmetli Özal'ın e, başbakanlığı döneminde Adnan Menderes'le ilgili bir iade itibar süreci başlatılmıştı ve 5 yıl sürmüştü. Yani siyasetin ve kamuoyunun buna hazırlanması. Bizim de Ethem'le ilgili iade itibar sürecimiz 10 sene sürsün. 15 sene sürsün. E, ama birazcık Laz olun, Kürt olun, Çerkez olun, Arap olun, ne olursanız olun. Birazcık insani duygularınız varsa, birazcık vatanseverliğiniz varsa, birazcık merhametiniz varsa, Çerkez eten fotoğrafına bakan bir adam, bu adamın hain olmadığını Gördüm. ruh gibi bilir. Evet. Şimdi e, burada Kars'ı alan Halit Paşa. Bu efsane bir isim. Görev yeri neresi? Abi. Ee, Kafkas cephesinde Birinci Dünya Savaşında savaşıyor. Ee, Halit Paşa namı diğer deli Halit Paşadır. Evet. Deliliği nereden geliyor yani akli melekelerinde bir sıkıntısı yok. Ee, Halit Paşa savaş meydanında belinde iki silah taşır. Savaşın en ön cephesinde yer alır sağında taşıdığı silahın ismi namusludur. Solunda taşıdığı silahın ismi namussuzdur. Bunu bütün emrindeki ordu bilir. Namuslu dediği silahı savaş cephesinde düşmana sıkar. Namussuz dediği silahı ise savaş meydanından kaçan kendi askerine sıkar. Deli Halit Paşa cephede böyle bir adam. Nitekim Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kurtuluş Savaşı esnasında Batı cephesinde Bursa, Mudanya, ya bugünkü Kemal Paşa, Kirmasti denilen bölgede Yunan tümenini başındaki generallerle beraber esir alan adam Halit Paşa'dır. Deli Halit Paşa'dır. Ubuh'dır, Çerkez'dir. i̇şin İş, merkezinde evet. yine. evet. Yani yine cephede olan bir adam. Bakın bir tümeni başındaki generalle beraber esir alan bir adam. Bu adam işte bakın biraz önce söylediğim gibi milli mücadelenin A takımının neredeyse tamamı işte Rauf Orbay da dahil olmak üzere işte o takımdaki hemen hemen A takımındaki hemen herkes birkaç kişi hariç şey yapılmıştır. Ciddi şekilde itibarsızlaştırılmıştır. Halit Paşa e, ki bir toplantı esnasında şehit dul ve yetimlerinin e, şehitlere, gazilere ve şehitli gazilerin e, çocukları dul ve yetimlerinin maaşlarına zam yapılması konuşulurken Halit Paşa o günkü e, sıkı muhalefetten de birisidir. Bu muhalefetten o gün o kadar rahatsız oluyorlar ki Halit Paşa... Mecliste öldürülüyor. Meclis koridorunda öldürülüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'deki e, i̇lk, ilk siyasi cinayet evet. budur. Ama ölmüyor. Meclis koridorunda e, vuruluyor. Ölmüyor. Yaralıyken ifade veriyor. Beni Rize milletvekili Rauf vurdu diye. Rauf Orbay değil. Onunla alakası yok. Rize milletvekili Rauf vurdu. Kılıç Ali'nin o Rauf'un falan organizasyonuyla işin garip tarafı bu ifadeye rağmen bu cinayetin üstü kapatılıyor. Faili meçhule gidiyor. Ve daha da garibi Halit Paşa'yı öldüren Rize milletvekili Rauf da bir ay sonra nasıl öldüğü belli olmaz şekilde o da, o da öyleyim. öldürülüyor. Şimdi Halit Paşa böyle bir efsane. Şimdi burada söylediğimiz Kuşçubaşı Eşref Sencer, Halit Paşa, Ethem Bey, Bekir Sami. Bekir Sami. Rauf Orbay, Ali Şefik Özdemir, Aslan Bey Tokuzata, Rüştü Kobaş, Hasan Tahsin, İsmail Canbolat, Müşir Fuat Paşa, Fuat Çarım, bir de Kuşçubaşı Eşref Sencer'in kardeşi Sami Kuşçubaşı, Kuşçu Çerkez Etem'in evet. kardeşi Reşit Bey. Bakın bunların hepsi Çerkez olmasına rağmen sadece Etem Bey'in isminin önüne Çerkez ifadesi konuluyor. Peki Müşir Fuat Paşa'dan bahsedelim. Peki şu isimleri hadi yeniden tarihe yazalım. Çerkez Rauf Orbay, Çerkez Ali Fuat Cebesoy, Çerkez Bekir Sami Kunduk, Çerkez Aslan Bey Tokuzata. Yok. İşte ben buradaki ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşıyım. Bakın kardeşim buradaki insanların hiçbirisi bu vatanın haini değildi. Ortak değerlere saygılı. Evet. Onlar için savaşmışlar. Evet. Bu devlet için savaştılar. Bu toprak için savaştılar. Bu ezan için savaştılar. Özgürlük için savaştılar. Bunlar çok bir şey de beklemiyorlar. Allah razı olsun demeyi. Bakın 100 yıldır Binbaşı Uner Osman Tokatlıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ü o günlerde Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıyan yok. Milli Mücadele'nin ilk başladığında ee, Binbaşı Uner Osman Osman e, Amasya, Sivas Kongrelerinde Atatürk'e eşlik eden 200 evet, kişilik süvari evet, alayının komutanı evet. değil Aynen mi? Aynen öyle. Tabi o dönemde e, dediğim gibi. Mustafa Kemal Atatürk'ü henüz bir milli mücadelenin lideri olaraktan ön plana çıkmış değil. Yeni bir şey başlıyor, hareket başlıyor. İşte orada Mustafa Kemal Atatürk'ü korunması gerekiyor. Yol güzergahının evet. güvenliğini sağlaması i̇şte için. E, Berzek Ekrem Bey vardır mesela Samsunda. O bölgede 1919 Nisan-Mayıs o dönemlerde çok yoğun bir şekilde Ermeni ve Rum çetelerinin işte Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmesi Yunanlıların İtalyanların işgalinden sonra onların da çetelerinde, de Rum Yunan çetelerinin de çok ciddi tacizleri başlıyor. İşte o dönemde Müslüman tebaa tebada kendi arasında şeyler kuruyor, milis kuvvetler kuruyor. Bunların en etkinlerinden birisi de şeydir. Samsunlu Berzek Ekrem'dir. Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında tabiri caizse Mustafa Kemal'e gidip ilk biat eden isimlerden birisi Berzek Ekrem Bey'dir. Berzek Ekrem Bey de Mustafa Kemal'i tanımaz. Nereden peki gidiyor? İşte orada Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde yoğun bir şekilde yer alan Çerkez ileri gelenleri söz konusu. Ali Fuat Cebesoy gibi, Rauf Orbay gibi bunların e, temasıyla şey yapılıyor. Mesela Sivas Kongresi düzenlenirken Sivas Kongresi'nde insanların birçoğu Mustafa Kemal Aleyhtar'ı. Bu işin mesela en etkin isimlerden birisi de Sivas'ta Emir Marşan Paşa. Aslında ünvanı e, tarihte Emir Marşan Paşa diye geçer ama Askeri bir görevi yoktur. Askeri anlamda da paşa değildir. Halkın şey yaptığı <laughs> verdiği bir ünvandır. Aslında Osmanlı'daki ünvanı Mirmiran. İşte bey beylerbeyi gibi bir anlamı var Mirmiran'ın. İşte yine orada işte Rauf Orbayların devreye girmesiyle Sivas, Yozgat Tokat ve Uzun Yayla Çerkezleri Mustafa Kemal ve ekibine sahip çıkıyorlar. O sayede Sivas Kongresi yapılabiliyor. 200 kişilik bir ekiple bu güzel Ergihahta evet. yol alıyor ve hepsi Çerkezlerden oluşuyor. Şimdi oldukları. mesela işte o lafı oradan açtım. Binbaşı Bunerik Osman'ın ya 100 yıldır adına bir cadde yok. Tokakta Sokak yok, yok. Pa Sami park yok. Kunduk, Bekir Sahmi'nin de yok. İşte bununla ilgili biz e, bir girişimde bulunduk. Sağ olsun Turhal Belediyesi bir parka Osman Bey'in ismini verdi. Şu anda da Tokat'ta yine belediyenin gündeminde bir şey Bekir Sami Kunduğ'un bir caddeye ya da parka verilmesi. İşte biz de mesela Antep'te yine bu girişimleri yaptık. Ali Şefik Özdemir'in bir üniversitenin girişine park yapıldı. Anıt yapıldı. ismi verildi. Aslan Bey'in şeyde aynı şekilde Maraş'ta yapıldı. Fakat e, söylemeye çalıştığım e, şey şu. Nereden geldiğinizi bilemezseniz nereye gideceğinizi bilemezsiniz. Evet, çok doğru. Şimdi, Şimdi tarihi e, bilmeden geleceğe yön veremeyiz değil mi? Biz e, hamdolsun hep şununla övünüyoruz. Vatanseverliğimizle övünüyoruz. Çünkü biz vatanın ne demek olduğunu biliyoruz. Vatansızlığın ne demek olduğunu biliyoruz. Soykırımın ne demek olduğunu biliyoruz. İşte bu bilincin çocukların taşıyabilmesi için işte bu isimleri de bilmesi lazım. Yani dedeleri e, tabirimi hoş görün lütfen. Yani gelip de bu devlet kurulurken okey oynamıyorlardı yani. Her yerde ama her yerde savaşın en ön saflarında yer aldılar. E, bunu bilmezseniz bugün sosyal medyadan çok rahat vatansever olursunuz yani. Ben sadece şunu vurgulamak istiyorum abi, çok eleştiri olmasın diye şeye girmeden, biz sürgünü Osmanlı topraklarına olduk. Sanki o zaman biz Osmanlı'lıyız. Yeni nesilde biz buraya Sürgün hayır, biz bu ülkenin kurucularındanız. Aynen. Burası öyle. bizim vatanımız. Şimdi. Bu ayrımı ee... yapamayanlar oluyor da sadece bunu söyleyeceğim. Şimdi ee... burada maalesef ve maalesef biraz önce 1940-45 İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan Drau faciasının siyasal nedenlerle aman komünizme, aman sosyalizme, aman Stalin'e laf gelmesin diye 7 bin kişinin katliamını örtbas eden bir zihniyet. Tamam mı? Ee, aynı şey e, sürgünle ilgili de, soykırımla ilgili de söz konusu. Kardeşim biz en son 300 senenin sonunda Anadolu'ya sürgün edildik. O gün Kafkasya yine Osmanlı'nın bir parçasıydı. Yani Osmanlı coğrafyası içerisinde bir yerden bir yere e, göç etmiş vaziyette. Birçok millet doğduğu gibi. Taraftan, diğer taraftan e, kimse bizim e, mücadelemizi ucuzlatmasın. Dünya tarihinde 300 sene, 350 sene... Özgürlük mücadelesi vermiş, vatan mücadelesi vermiş bir millet bulamazsınız yani. Bugün ve hala e, devam. Ediyor. Evet ve hala devam ediyor. Yani bugün işte bizim e, Çeçen Rus Savaşı dediğimiz savaş hala devam ediyor. Zaman zaman 10 sene e, içerisinde bir parlıyor, e, ondan sonra bir 10 sene duruluyor. Ama Çeçenler hiçbir zaman bu mücadeleden vazgeçmediler. İşte yakın zamanda Afazya Savaşı, yakın zamanda Osetya Savaşı bunların hepsini gördük. Yani e, bize halen okutuluyor mu bilmiyorum ama tarih kitaplarında sürekli şundan bahsedilirdi. Rusların sıcak denizlere inme sevdası, Rusların sıcak denizlere inme sevdası bundan bahsedilir. Bakın. 1864 Büyük Çerkez Sürgünü Soykırımı'dan bahsediyoruz. Bu süreç 1864'ten sonra da devam ediyor. Ee, 1864'de Rusya, Kafkasya'da kesin hakimiyetini ilan ettikten sonra ancak yani orada 300 yıl sonra Çerkezleri dize getirdikten sonra Osmanlı'nın başkentinin kapısına dayanması 10 sene sürüyor. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nın sonucunda Rusya Savaşı kazanıyor. Bugün İstanbul'da Atatürk Havalimanı dediğimiz yani eski havalimanımızın Yeşilköy. olduğu bölge Yeşilköy'e Ruslar geliyor karargah kuruyorlar. Osmanlı başkenti ablukaya alınıyor. Ne zaman? Çerkezler Rusya'daki 300 yıllık savaşı kaybettikten 10 sene sonra. Ha, i̇şte burada da Müşir Fuat Paşa devreye giriyor. Müşir Fuat Paşa'nın da lakabı delidir. Bizde herhalde veliden çok deli var yani. Bu da neyden işte savaş meydanlarındaki ruh halinden. O zamanlar Müşir Fuat Paşa bir hayli yaşı ilerlemiş. 75-80 yaşlarında birisi. Ee, hayatı savaş meydanlarında geçmiş yani Müşir Fuat Paşa dediğimiz bugünkü askeri rütbeyle Maraşal Fuat Paşadır ve e, o zaman sıkı da bir Abdülhamit muhalifidir ee, kendisi ama 1877-78 Rus Savaşında Ruslar Yeşilköy'e gelip karargah kuruyorlar kalıcı olmak için şeyler başlatıyorlar inşaatlar başlatıyorlar ve e, kuleler inşa etmeye falan başlayınca müşir Fuat Paşa ultimaton veriyor. Diyor ki padişahı da tanımam diyor. Barış anlaşmasını da tanımam diyor. Beni seven arkamdan gelsin der diyor. Şeyi basarım. E, Rus karargahını basarım. İşte o günün e, etkin isimleri yine e, İngilizler e, İngilizlerin şeyiyle işte Yeşilköy'deki Yeşil Rus karargahında şeylerin e, kale inşaatı, Doğru. kule inşaatı falan durduruluyor. Müşir Fuat Paşa Kurtuluş Savaşı, e, Mareşal Fuat Paşa Kurtuluş Savaşı yıllarında yani 1919 1920lerde yaşı 80'nin üzerinde bir isim e, gelip milli mücadeleye katılmıyor ama e, milli mücadelenin İstanbul ayağında. Ee, milli Mücadele'ye çok ciddi destek veren ve o günkü orduda önemli sözü geçen şeylerden ben birisi, şeyi soracak askerlerden muha, birisi. Sormayı unuttum. Ee, benim en çok e, takip ettiğim analizini yaptım. Kuşçubaşı Eşref'e getireceğim yine. Hı hı. Bu e, İstanbul'dan kaçırılan silahlar var Milli evet. Mücadele için. Evet. Bu depolardan bu silahların kaçırılması bir teşkilat mahsusa operasyonu Teşkilatı değil mi? Teşkilatı mahsusa, Birinci Dünya Savaşı bitmeden bir yıl önce Şam'da yaptıkları bir toplantıda... Daha hatta dizilere filan da yansıdı. Evet, Şam'da yaptıkları bir toplantıda savaşın 3-4 yıllık gidişatını değerlendiriyor ve diyor ki biz bu savaşı kaybedeceğiz. Yani hem Osmanlı'nın durumunu analiz ediyorlar hem Almanların durumunu analiz ediyorlar ve diyorlar ki ...biz bu savaşı kaybedeceğiz. 3 ay sürer, 5 ay sürer, 6 ay sürer ama... ...nihayetinde... ...biz 1. Dünya Savaşı'nı kaybedeceğiz. Ve o gün alınan karar itibariyle... ...şeylerdeki... E, ...Anadolu'da... ...silah depoları oluşturmak... ...kararı alınıyor. Önceden bir hazırlık tabii, yapılıyor. Tabii, tabii, tabii. Yani yeniden bir milli mücadeleyle... ...bu işin ancak mümkün olabileceğini... ...bunun içinde. de... <laughs> O gün geldiğinde bu depolardan e, evet. bazıları hala aktif. Ver, evet. Biliyor Şimdi oradan e, başka bir konuya geleceğim. E, o karardan sonra Anadolu'da e, gizli silah depoları oluşturuluyor. Yeniden milli mücadele başlandığında ihtiyaç olacak diye. Biri de bu depolardan birisi de Salihli'de Kuşçubaşı Eşref Sencer'in çiftliği'dir. Nitekim Rauf Orbay e, Çerkez etme. Milli Mücadele'ye da İstanbul'dan kalkıyor, bandırmaya geliyor. Milli Mücadele'ye davet ettiğinde gidin diyor. Kuşçubaşı Eşref Sencer'in Salihli'deki çiftliğinde ihtiyacınız olan silah ve mühimmat var diyor ve başlanıyor. Şimdi işte burada çok önemli bir yer devreye giriyor. Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Aslında ben ona da değinecektim. Evet. Bereket Jimnastik Kulübü. Beretiko. Beretiko. Evet. Değil mi abi? Yani e, şimdi... Onun da biraz e, araştırmasını yaptım. Hatta e, bu arkadaşlar yine Kafkas asıllı Çerkezler'den kuruluyor bu kulüp. Evet. Jimnastik hareketleri nedeniyle tutuklanıyorlar. <laughs> şimdi şimdi bakın. E, nedir o? Şeyi... E, Beretiko... ...jimnastik kulübü... Çerkezc'e işte ...bereket oğlu demek. Ee, ve... ...İmam Şamil'in... ...torunları... ...kızından torunları... ...şaplı Osman Paşa vardır... Ee, ...damadı... ...onun çocukları tarafından... ...İstanbul'da, İstanbul'da Beşiktaş'ta... ...o şaplı Osman Paşa'nın... ...konağında kuruluyor. Görünen şey şudur... ...işte gençlerin güreş atletizm gibi spor dallarında yetiştirilmesi. Fakat işte spor tarihinde böyle şeyler vardır. Bugün Yunan AEK takımı tamamen bir Yunan istihbarat takımıdır. Bunun gibi Türkiye'deki şeylerin ilk başlangıçlarında da Galatasaray Galatasaray Lisesi mezunlarının kurduğu bir kulüptür. Beşiktaş'ta o günün teşkilatı mahsusasındaki e, Çerkez istihbaratçılarının kurduğu bir kulüptür. Gerekçe spor kulübüdür. Ama bu kulüp Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Kurtuluş Savaşı'ndan önce Osmanlı'da e, 1903 is evet istihbarat çalışmaları için kullanılmıştır. Ondan sonra ise Kurtuluş Savaşı esnasında ise İstanbul'a silah ve İstanbul'dan Anadolu'ya silah ve mühimmat tedariki için kullanılmıştır. Şimdi Beşiktaş kulübü ismini aldığında ilk birinci sıradaki üye Fuat Balkandır. Yani Beretko Jimnastik Kulübü gayri resmi kurulmuştur. Ondan sonra resmileşip Beşiktaş Rimnastik Kulübü olduğunda yine e, bu sefer kurucuların devamı bir ekip. Birinci sıra, sırada Fuat Balkan vardır. Fuat Balkana şu anda girin. İşte e, Türk Spor Tarihinde şöyle önemli bir adamdır. Böyle bir ad önemli bir adamdır. Çerkezliği ile ilgili hiçbir ifade yoktur. İstihbaratçılığı ile ilgili yine bir ifade yoktur. Ama bir kom komitacının anıları diye Arattırdığınız zaman Fuat Balkan asıl Beşiktaş Spor Kulübü adı altında yapılan istihbarat faaliyetleriyle ilgili milli mücadeleye verilen katkılarla ilgili anılarını bir komitacının anıları Fuat Balkan kitabında bulabilirsiniz. Aslında Ve biz bugün abi film dizi senaryosu gibi bir şey yaptık böyle. Çok güzel bir dizi ya da film olur değil mi bunlardan? Yani? Vallahi ne diyorum yani Kuşçubaşı Eşref Sencer'den 10 tane film çıkar. Deli Halit Paşa'dan çıkar, Maraşal Fuat Paşa'dan çıkar, e, Rauf Orbay'dan çıkar. Ama e, biz maalesef işte 100 e, yıldır kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü küçümsemek, aşağılamak, e, önemsizleştirmek kesinlikle böyle bir şey değil. Evet. Ama e, yalan ve yanlış olan şey şu. Mustafa Kemal'i yüceltiyoruz diye diğerlerini silip atmanın bir alemi yok. Bu her işte böyledir. Evet. Ama tek başına yapılacak evet. bir şey yoktur. Bir Aynen kadro öyle. işidir bu. Kadro Aynen öyle. Yani e, bir devletin kurtuluş mücadelesini tek bir adam başarmış olamaz. Olamaz. Hepsinin evet. az çok katkıları vardır. Yani bunları tarihten silmeyelim lütfen. Bunların ya. birbirleri arasındaki uyumu Hayır. başarıyı getirmiştir evet, zaten. Evet, evet, evet. Burada dediğim gibi mesela İsmail Canbolat hiç girmedik. Sıkı bir teşkilatı mahsusacıdır. Yakup Cemil, Şimdi çok nereli? sıkı. Nereli? İsmail Canbolatı bilmiyorum ben. Bunlar e, İstanbul. İstanbul. İlk İstanbul'a yerleşen bir aileden diyebiliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yusuf İzzet Paşa. Ethem'in kardeşi Reşit Bey. Ee, burada ismi. Albay Rüştü Kobaş. Sasık Kamil Polat. Mesela e, Kayserilidir. Uzun Yaylalıdır. Ee, Kırk Pınar Köyü. Yanılmıyorsam köylü. Ee, Kilis'in Polat Eli ilçesi vardır şu anda. İl i̇lçe mi? Kasaba mı? Ama ismi Polat Eli'dir. Sasık Kamil o bölgede Polat Bey diye tanınıyor. Ve oradaki milli mücadelenin Kuvayi Milliye'nin başındaki isimdir. Kilisin işte bir e, kasabasının ismi de Polat Eli diye onun ismine istinaden verilmiştir. Fakat bunu e, gidin uzun yayla herkezlerine sorun. Sasık Kamil Polat'ı bilen yoktur yani. Şimdi burada e, öyle bir tablo oluşturuldu ki hiç unutmuyorum. Eee Bakın tarihini bilmezsen, kültürünü bilmezsen, biraz önce ifade ettim... ...nereden geldiğini bilmezsen nereye gideceğini bilemezsin. Ee, Antep'te o zaman bir organizasyon yapıyoruz. Antep Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Asım Güzel Bey. Kendisini e, Kendisi şükranla ortopedist, anıyorum. Ortobetist. Evet. <laughs> e, Ortobetisttir, belediye başkanıdır, milletvekilidir, bakandır. O ünvanların hiçbirisi umurumda değil... Asım Bey adam gibi adamdır bizim nezdimizde. Ee, orada bir organizasyonla e, sağ olsun bize destek oluyor. Dedi ki biz 90 sene sonra dedi Oğuz Bey'e bir ahde vefada bulunacağız dedi. Şimdi Antep'te Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan şu bu. Ya işin bir numarası şey. Ali Şefik Özdemir. Ali Şefik Özdemir'in adı anılmıyor Antep'te. Dedi ki biz 90 sene sonra bir ahde vefada bulunacağız. Antep Üniversitesi'nin girişine işte 5000 metrekare miydi yanılmıyorsam bir park yaptırdı. İçerisine Ali Şefik Özdemir'in heykelini diktirdi. İşte altına e, Kahire'den kalkıp gelen Çerkez asıllı bir komutan olduğunu, Antep savunmasının genel komutanlığını yaptırdı falan. Bütün bu bilgileri de e, yazdı, ekledi. O dönemde o anıtın açılışıyla ilgili olaraktan rahmetli Ali Şefik Özdemir'in oğlunu davet ettim. Şu anda hayatta mı bilmiyorum. 10 sene o zaman 80 yaşlarındaydı. Ankara'dan ulaştım. Belli gün Özdemir. Telefonda konuşuyoruz. Dedim ki Belli gün amca Antep'te bir program düzenliyoruz. Orada babanızın adına da üniversitenin girişine büyük bir anıt yapılıyor. Oranın açılışına davet ediyorum sizi. Dedi ki delikanlı sen kimsin dedi? Sen dedi benimle dalga mı geçiyorsun? Bak dedi. Benim babam dedi Antep'in kahramanı. Benim babam olmasından öte dedi Antep'in kahramanı. Ben dedi 40 yıldır Antep'in kurtuluşu için her sene giderim. Orada belediye başkanı, vali, işte e, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı. Bunların hepsiyle konuştum oğlum. Ben defalarca konuştum. Benim dedi babamın mezarını yaptıracak gücüm var. Ama dedi o Antep'in kahramanı. Buna mezarını yaptırın dedim. Yaptıramadım. Yapmadılar. Sen şimdi anıttan bahsediyorsun, heykelden bahsediyorsun. Ee, sen dedi kimsin? Dalga mı geçiyorum benden deyince baktım anlaşamıyoruz telefonda. Dedim ki belli gün amca bir e, kızınız, oğlunuz var mı? Var dedi oğlum var Batur. Dedim telefona verir misin? İşte e, oğlu Batur'u verdi telefona. Batur Bey'e ben durumu izah ettim. Dedim kardeşim uçak biletlerinizi de gönderiyoruz. Gidiş dönüş, orada yeme, içme, yatma, otel şeylerinizi de gönderiyoruz. Biz Ali Şefik Özdemir'in tarihteki hak ettiği şekilde yer almasını, anılmasını istiyoruz. Teşekkür edilmesini istiyoruz. Bununla ilgili de sağ olsun Asım Güzel Bey elinden gelen her şeyi yaptı. Davet ediyoruz diye o şekilde oğlunu biz Antep'teki açılışa götürebildik. Ellerinize sağlık. Yani e, bunu şunun için söylüyorum. E, ya bu insanları bu kadar kırıp döküp tarihten silmenin alemi nedir? Bu bizim zenginliğimiz abi. Evet. Ne kadar çok olursa o kadar iyi aslında. E gidin Çanakkale'ye bakın. Kaç tane Kürt yatıyor? Kaç tane Arap yatıyor? Kaç tane Laz yatıyor? Kaç tane Çerkez Kürt yatıyor. yatıyor? Kürt yatıyor? O insanların hiçbirisi Lazlık, Kürtlük, Çerkezlik davasında değildi. Son vatanın savunması için orada yatıyorlar. İşte e, mal biz buradaki şu isimlerle ilgili bir 15 yıldır, 20 yıldır cidden çok fazla efor sarf ettik. Yani e, Çerkez etemi artık doğru düzgün e, birkaç tane çıkıntı dışında hain diyen kalmadı. Bir 15 senedir bununla ilgili adam akıllı bir e, çalışma yaptık. Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Bekir Sami Kunduk, Ali Şefik Özdemir, Aslan Bey bunların e, işte Gönörüqo Osman, Bekir Sami Kunduk bunların isimlerinin Hasan, Hasan. yani hiç olmazsa bir e, caddede, sokakta şurada burada yaşatılması için de e, bir mücadele verdik. E, bunların hepsi o zaman e, e, Rahmetle, minnetle anıyorum. Bir şeyi daha bahsetmek evet. istiyorum. Yani e, sarı kamışla ilgili işte son yıllarda çok fazla gündeme getirilmeye başlandı. Daha doğrusu layıkıyla anılmaya başlandı oradaki şehitlerimiz. O dönemde Kayseri Uzun Yayla'dan 1500 tane genç gönüllü süvari olaraktan savaşa gidiyor. 1450 tanesi orada şehit oluyor. Uzun Yayla'dan Bakın aynı şey Kayseri için de geçerli. Bu 1450 tane şehidi anmak üzere bugüne kadar en ufak bir toplantı yapılmadı, en ufak bir anıt dahi düzenlenmedi. Bu da bizim ayıbımız. Abi hiçbir evet. şey için geç değil diyorum. İnşallah güzel şeyler olacak. İnşallah. Temennisiyle. İnşallah. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm dava arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi. Ruhları şad olsun diyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Bir dahaki programda görüşmek üzere.